Lanet olsun sana, seni bu kadar. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım. Geç de olsa öğrendim. Kapanmazdım. Gece gündüz kanım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca, gül olmadan her yeri, senin eserin bu yorgun yıllarım. Benim burayı almak istedim öğrenince gitti bu emlakçıyı tehdit etti. Adam beni aradı, kaporayı falan hemen iade etti. Alayım şunu. Öyle ya da böyle büro bizim yani. Yapacak bir şey yok. Sen benim iş teklifime ne diyorsun onu söyle. Vallahi adı Narin Hukuk Bürosu olursa olabilir tabii. Oldu canım, başka? Ne? Kızım sen çömezsin. Ben 1000 yıllık avukatım. Hey! İstersen adını Çıt Kırıldım Hukuk Bürosu koyalım. Ya da Nazlı. Narin'den iyidir. Ama işte öyle bir şey yaptığımız düşünsene. Davadan başımız kaldırmayız. Böyle semil gibi dava yağar kafamızdan aşağı. Yağar vallahi. Doğru. YT. Yılmaz Tunalı. YT Hukuk. Nasıl ama? Güzel. Yani diğerlerinden daha iyi tabii. Can ne diyor bu milyonluk hediyeye? Yani çok iyi karşılamadı tabii. Oğlum adam kalkmış koca mülk almış lan Deniz'e. Neymiş? Düğün hediyesi. Yok artık ya. Deniz ne diyor? Çeyrek altın takacak değil ya diyor. O da iyiymiş. Oğlum bak, o kız o hediyeyi kabul etsin. Bu sefer kesinlikle biter. Ama ben ona diyeceğim ki reddettim. Ama tabii ki reddetmeyeceğim, adam çok kırılır. Ben aldım diyeceğim, sen de beni bozmayacaksın. Nasıl yani? Kabul ediyorsun yani şimdi 3 milyonluk binayı düğün hediyesi olarak? Ediyorum tabii. Ay adam çok kırılır ya, çok kırılır. Gel. Deniz, sen bana baksana. Kendinde misin sen? Ne oluyor? Ha? Sen ne zamandan beri bu kadar körsün kalbine, duygularına ya? Şu haline bak, ölüyorsun Sermet diye. Ağzın kulaklarında, ergen kız olsa daha kolay saklar duygularını. Ne oluyor ya? Bu halde ne nikah? Niye gidip evleniyorsun? Niye kıyıyorsun? Yolun başındayken iptal et şunu. Ay, abartıyorsun be. Yok. Adamın bu jestleri hoşuma gidiyor. Gülüyorum, eğleniyorum. Böyle filmin içindeymişiz gibi. Bu saf, temiz şeylerine hoşuma gidiyor be. Büyütme sen de, yok öyle bir şey. Sonuçta o şekilde, bu şekilde olay bizim yani işte, bizde. Hem sen söylemedin mi? Nikah memuru o soruyu sorana kadar vaktim var diye. Hı? Arkadaşlık görevimi son kez yerine getirdim ona göre. Bir daha tek kelime etmem. Çekil, yalama beni be. Beni yalayarak öyle affettiremezsin kendini. Geri vereceksin ona. Deniz dur, vermeyeceğim tabii ki. O bizim büromuz olacak. Tamam o zaman sat yarısını. Hukuk büromuz olacak. Thank you.
Alo. Ya Deniz yenge, kusura bakma rahatsız ediyorum ama... ya sen bizim buraya bir gelsen. Hani abim tanınmaz halde aralıksız türkü söylüyor. Böyle sofralar kurulup kurulup tekrar yeniden kuruluyor ya. Adam mecnun oldu, gözünü seveyim gel buraya yani. Hani bunun sebebi sensin yenge. Tamam, hemen geliyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Deniz, bunu yapmayacaksın. Hayır. Sebebi benmişim. Ay, yenge dedi bana. Gel bakayım buraya, buraya gel, buraya gel, al. Al, gel bakayım. Dağlı, gel buraya. Buraya gel. Gel, hadi gel. Hadi gel, hadi. Aferin sana, aferin sana, aferin. Gel bakayım buraya. Aslan oğlum benim, kim var oğlum orada? Kim var, bak bakayım. Narin, uzak dur benden. Seni görmek bana iyi gelmiyor. Fırat, beni önce bir dinle. Ben seni ihbar etmek için falan söylemedim yerimize. Sana güvenmiyorum artık. Sen 6 aydan beri o adamla burun burunasın. Şimdi bir de bu. Olay buraya kadar vardı. Yapma bunu Fırat. Ben kendime bile ihanet ettim senin yüzünden. İdeallerime, adalete olan inancıma ihanet ettim sana sevgim yüzünden. Sadece kalbimin sesini dinleyerek senin suçsuz olduğuna inandım. Yapma. Beni yalnız bırak. Fırat, eğer şimdi beni gönderirsen bu konu sonsuza kadar kapanır. Biliyorum. İçime yerleşen bu kuşkularla yaşayamam. Seni sandığından daha fazla ciddiye alıyorum. Sen de beni sandığından daha fazla kırıyorsun. Bence böylesi daha iyi. Hoşçakal. Hayatım.
Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.